Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 12 Nisan'da Türkiye saatine göre sabah 5:29'da 22 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündemine taşıyor. Tabii ki yeni ayın nasıl enerjiler taşıdığı yeni ay an haritasında ortaya çıkıyor. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi saat 5:29'da doğacak olan yeni ayın yükselen burcunda Balık var. 24 derece Balık yükseliyor. Yeni ay haritanın birinci evinde. Whole sign sistemine göre tabii ki ikinci evde de düşünebiliriz Koç yeni ayını. Güneş ve ay ile beraber Merkür ve Venüs de Koç burcunda. Yönetici gezegen Mars ikizler burcunda yerleşiyor ve Jüpiter kova burcunda. Yeni ay derecesi Jüpiter Mars orta noktasında güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. Elementsel gücüne baktığımızda özellikle ateş elementinin güçlü olduğu bir yeni ay. Koç ilk burçtur. Mars tarafından yönetilir. Ateş elementidir. Dolayısıyla aslında yaşam enerjimiz, girişkenliğimiz, motivasyonlarımız, inisiyatif alma gücümüz, mücadele gücümüz, savaşçılığımız, burada canlılığımız Koç burcu ve ateş elementiyle sembolize edilir. Bu yeni ay tüm bu etkileri bireysel ve toplumsal alanlarda öne çıkarıyor. Yani yeni girişimler için, mücadele gereken konular için, yeni başlangıçlar için, motive olabileceğimiz, cesaretle adım atabileceğimiz, hevesle bir şekilde inisiyatif alabileceğimiz güçlü bir döngüdeyiz. Yeni ay bireysel haritalarımızda Koç burcu hangi evimizde ise bu yükselen burcumuza göre şekillenecek tabii ki. O alanlarda bu yenilik heyecanını, başlangıç enerjisini getirecek. 22 derece Koç burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Hem Koç burcu haritamızın hangi evinde, hem de özellikle 22 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenlerimiz var mı? Kontrol edelim. Çünkü en fazla Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarımız ve haritalarında bu burçlarda gezegenleri olanlar bu yeni aydan güçlü etkiler alacaklar. Hayatımızda evet, yenilikler, başlangıçlar için cesur olabileceğimiz bir süreçteyiz. Belki de cesarete ihtiyacımız olan konularda bu yeni ay bizi destekliyor. Mücadele etmemiz gereken konular varsa, savaşmamız gereken konular varsa ya da rakiplerimiz varsa mücadele etmemiz gereken, evet, bu yeni ayda özgüvenimiz artacak, cesaretimiz artacak, inisiyatif alabileceğiz, bireysel anlamda kendimizi göstermek için daha aktif olabileceğiz. Sahip olduğumuz değerleri, yeteneklerimizi, becerilerimizi, bilgimizi, tecrübelerimizi de kullanmak için bu yeni ay bize önemli fırsatlar getirebilir. Evet, ateş yaşam enerjisini destekleyen bir elementtir ve cesaret veren, yaratıcılığı arttıran bir elementtir. Yeni ay bu enerjisiyle hayatlarımıza da bu ateş sıcaklığını, ateş enerjisini güçlü bir şekilde getirecek. Baten Kaitos sabit yıldızı üzerinde doğuyor. Bu yeni ay, evet, Satürn etkisinde bir yeni aydır. Satürn tabii sorumluluklar, yaşamımızda yapılması gereken özellikle yani belki görevlerle alakalı veya bizi kısıtlayan koşullarla ilgili, bazen istemesek de bazı işleri ya da bazı faaliyetleri yapmamız gerekir. Bu bir sorumluluktur. Zorunlu da olabiliriz bu konularda ya da çok önemli bir görev almış olabiliriz. Yeni ay aslında yeni hedeflere odaklanmak için, bu sabit yıldız yeni görevler, yeni sorumluluklar almak için güçlü etkiler veriyor bize. Bu zorunluluklar nedeniyle de olabilir. Bazen hayatımızda evet mecbur hissettiğimiz konularda sorumluluklar alarak aslında kendi yeteneklerimizi, sahip olduğumuz olanakları en uç noktada değerlendirebiliriz ya da kendimizi keşfederiz. Neler yapabileceğimizi, neler başarabileceğimizi görebiliriz veya görme fırsatlarıyla karşılaşırız. Çok zorlanmadığımız zaman çoğu zaman bunları ortaya çıkarmayabiliriz. Ama bu yeni ay belki de kendi potansiyellerimizi kanıtlayabileceğimiz, ortaya çıkarabileceğimiz koşulları da
zorlamayla da olsa biraz karşımıza getirecek gibi görünüyor. Mars'la Jüpiter arasında olması, Mars'tan ve Jüpiter'den güçlü bir destek alması, tabii ki bu da heves ve iyimserliği arttırıyor, özgüveni arttırıyor, kişisel cesareti arttırıyor. Daha sabırsız olabiliriz yeni ay döngüsünde. Hani her şey biraz hızlı ilerleyebilir. Belki enerjimizi biraz kontrol etmemiz lazım. Çok fevri davranmamak lazım. Güvenlik alanlarına dikkat etmek lazım. Planlı, programlı hareket edebilirsek daha başarılı olabiliriz aslında. Zor işlerin altından daha fazla kalkabiliriz. Özellikle belki yolculuklar, işte seyahatlerle ilgili hedeflerimiz var. Engellendiğimiz konular var. İşte bu engel hissettiğimiz konularda seyahatlerle ilgili olabilir. Bu ya da eğitimle ilgili konularda olabilir veya ticari girişimlerimiz olabilir. Tüm buralarda engel hissettiğimiz alanlarda daha fazla mücadele edebiliriz. Belki de biraz bize bu yeni ay gereken cesareti göstermemiz gerektiğini işaret ediyor. Yani cesaret göstermediğimiz alanlarda başarı da elde edemeyiz. Risk almak, biraz cesur olmak, zorluklarla baş etmek için potansiyellerimizi iyi değerlendirebilmek için bu cesareti göstermemiz gerekiyor. İnisiyatif almak gerekiyor. Hepimiz hayatlarımızda çeşitli alanlarda bu cesareti gösterebilir, inisiyatifi alabilir. Yeni ay döngüsüyle birlikte harekete geçebiliriz. Şimdi kısaca yükselen burçlarımıza göre bu yeni ay hangi alanlarda bizi cesaretlendirecek ve yeni girişimlerde bulunma konusunda aktif hale getirecek? Bunlardan bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yeni ay sizin burcunuzda doğuyor. En güçlü etkileri tabii ki siz alacaksınız. Özellikle Güneş burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa, yani 8 Nisan'la 16 Nisan arası doğduysanız, bu yeni aydan büyük oranda etki alıyorsunuz. Tüm yıla yayılan bazı önemli gelişmeler, başlangıçlar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, Güneş burcunuz veya kişisel gezegenleriniz 22 derece ve yakınlarındaysa yine bu etkiler katlanarak etkisini gösterecektir. Evet, cesarete ihtiyacınız olan alanlarda bireysel anlamda daha cesur olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Mücadele gücünüz artıyor, harekete geçebileceğiniz, başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Gerektiği zaman siz ve çevrenizdekileri, belki yakınlarınızı, arkadaşlarınızı da cesaretlendirebilir. Herhangi bir konuda liderlik yapabilirsiniz. Belki bir grup organizasyonu, belki arkadaşlarla birlikte yapılacak bir faaliyet ya da bir iş girişimi. Yakın çevre ilişkilerinizde, aile ortamında ya da kardeşlerle ilgili bir konu. Bunları organize edip başlatacak, yönetecek ve etrafınızdaki kişileri de cesaretlendirebilecek kişi sizsiniz bu dönemde. Ve yaşamınızda bazı aşılması gereken konular varsa, bazı sorunlar varsa bunları da aşabilecek, mücadele edebilecek, sorumluluklarla da baş edebilecek gücü, cesareti bu yeni ay size verebilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yeni ay 12. evinizde doğuyor. Bu yeni ay aslında biraz geri planda kalmak, biraz kendinizi sorgulamak, hayatınızı gözden geçirmek için fırsatlar verebilir size. İçinde bulunduğunuz şartları değerlendirin. Özellikle belki son 6 ayı şöyle bir gözden geçirin. İş hayatınızda, genel hayat düzeninizde, sağlığınızla ilgili konularda. Buralarda eksikler var mı? Her şey istediğiniz gibi ilerliyor mu? Eğer istediğiniz gibi ilerlemiyorsa belki de yeni bazı kararlar vermeniz lazım. Yeni başlangıçlar, yeni düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Bunun için de daha cesur davranmanız gerekiyor. Bırakılması gereken konular olabilir. Alışkanlıkları belki bırakmanız gerekiyor. Belki artık bir çalışma sisteminizi değiştireceksiniz. Buralarda daha cesur kararlar vermeniz gerekiyor. Bunları fark edebileceğiniz, biraz daha içe dönme fırsatları yaratabilecek, daha maneviyata yönelebileceğiniz bir dolunay yeni ay etkisi. Bu yeni ay size biraz izolasyon, biraz hani toplumdan uzaklaşma, bir dinlenme fırsatı da verebilir. Ya da yalnız başınıza yapabileceğiniz işlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç yeni ayı sizi çok destekliyor ve gezegeniniz Mars, yani burcunuzda bulunan Mars'tan da güzel bir destek alıyor ve Merkür de yine Koç burcunda. Bu yeni ay geleceğinizle ilgili yeni hedefler, yeni idealler gündeme getirirken, tabii ki fikirleriniz var, düşünceleriniz var. Birçok belki birden fazla düşünceniz ve fikriniz var.
yeni projelere adım atmak için de size uygun koşullar sunabilir. İş girişimleri olabilir bunlar. Sosyal çevrenizde yeni tanışmalar, bu yeni tanışmalarla birlikte belki hayatınızda olabilecek hızlı gelişmeler, bunlar özel hayatınızı da şekillendirebilir tabii. Bunları bekleyebiliriz. Bu yeni ayda daha fazla hareket var. Daha fazla insanla görüşme, konuşma, toplantı, belki seyahat planlarınız var. Eğitimle ilgili bazı girişimleriniz de yine bu yeni ay döngüsüyle desteklenebilir. Önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, siz de bir öncü burçsunuz. Tıpkı koç gibi en fazla etki alan burç gruplarımızdansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz çok güçlü olabilir. Bu yeni ay döngüsü aslında hayatınızda daha kalıcı, uzun vadeli hedefler belirleyebileceğinizi ve belki bazı kadersel adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Toplumdaki statünüz, kimliğiniz, duruşunuz, kariyeriniz, buraları şekillendirebilecek yeni başlangıçlar olabilir. Evet, belki kendi işinizi kuracaksınız, bir iş sorumluluğu alacaksınız veya süre gelen işinizde bazı dönüşümler olacak, yenilenmeler olacak. Başarı elde edebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir süreçtesiniz. İlişkiler de etkileyebilir tabii ki bu toplumdaki yerinizi. Hani bir evlilik konusu, bir işbirliği konusu başlaması ya da hani burada olabilecek bazı yeni kararlar. Tüm bunlar da tabii ki sizin toplumdaki duruşunuz için, kariyeriniz için çok kaderseldir. Bu alanlarda güçlü tesirler getirebilecek bir yeni ay. Cesaretiniz artıyor. Bu yeni ayda hedefleriniz için odaklanabilir. Gereken cesareti de gösterebilirsiniz. Mücadele edilmesi gereken konular varsa bu mücadeleyi de rahatlıkla verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç yeni ayı sizin için özellikle eğitim gibi konularda ya da uluslararası alanlar, özellikle uzak mesafeli yolculuklar ya da yabancı ülkelerle ilgili hedeflerinizde cesur adımlar atabileceğiniz bir süreç. Şu anda veya önümüzdeki süreç için bazı seyahatler, geziler organize edebilir veya bunlarla ilgili hızlı girişimlerde bulunabilirsiniz. Akademik alanlarda yine cesur adımlar atabilirsiniz. Hukuksal konularda hızlı gelişmeler olabilir. Bu yeni ay döngüsü hem bireysel anlamda yaratıcılığınızı arttırıyor, hem sizin motivasyonunuzu güçlendiriyor, özgüveninizi arttırıyor. Ve bu birçok konuyu hayatınızda hızlandıracak. Gündemleriniz çok hızlı olabilir. Haber trafiği de hızlı olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Koç yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında gezegeniniz Merkür'de Koç'la, Mars ikizlerde ve çok özellikle belki parasal konularda daha aktif bir dönem sizin için. Yeni girişimler var. Maddi durumunuzu etkileyebilir bunlar. Yatırımlar olabilir. Kredi başvurusu veya bununla ilgili bir gelişme olabilir. Hisseli paralar alanında da etkiler yoğun. Örneğin yani ilişki dinamiklerinizde işbirliklerinden gelebilecek bazı kazançlar ya da hani belki bazı parasal paylaşımlar ya da evlilik ilişkilerinizden gelebilecek kazançlar, eşinizin parasal kaynaklarında olabilecek gelişmeler, bunları bekleyebiliriz. Nafaka, miras gibi bazı ortaklı hisseli paralar da gündeminizde olabilir sevgili başaklar. Eğer burada bazı sorunlar varsa, tıkanmalar varsa, bu yeni ay size bunları hızla çözecek imkanları da verebilir. Artık yapılması gereken konularda daha hızlı adımlar atabilir, cesur davranabilirsiniz. Sevgili teraziler, evet, Koç yeni ayı sizin için çok önemli. Siz de çünkü hem Koç burcun tam karşısında yer alan bir burç, hem de öncü bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz özellikle 22 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok güçlü etkiler alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili önemli hızlı gelişmeler var.
eşinizle ilgili, eşinizin hayatında olabilir bu gelişmeler, eşinizin vereceği bazı kararlar, eşinizin girişimleri olabilir. Bunlar tabii ki sizi de etkileyebilir. Veya hani bir ilişki kararı verebilirsiniz, evlilik kararı verebilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. İşbirlikleriyle ilgili, ortaklı girişimlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Cesaret söz konusu, yolunda gitmeyen bazı ilişkilerinizi dönüştürmek için de tabii ki daha cesur adımlar atabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin daha enerjik olması, daha aktif olması mümkün, daha fazla inisiyatif alması mümkün. Eşinizle birlikte belki bazı girişimlerde bulunacaksınız. Hani bunlar yer değiştirme, iş veya hani günlük hayatınızda, iş hayatınızda yapabileceğiniz bazı değişimler, yenilikler, tüm bunları da kapsayabilir. Ama her ne oluyorsa biraz ilişkilerle bağlantılı gelişecek gibi görünüyor bu dönemde sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç yeni ayıyla beraber iş hayatınız ve mesleğinizde yeni teklifler alabilir, bazı cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni iş girişimleri, yeni iş bağlantıları olabilir. Günlük düzeninizi de biraz değiştirebilirsiniz. Belki çalışma ortamlarınızda yenilenmeler var. Çalışma şeklinizde değişimler var. Birlikte çalıştığınız kişiler, yardımcılarınız, hizmet aldığınız kişilerle de ilgili tabii ki yenilikler olabilir bu dönemde. Belki çok sağlığınızla ilgili, yani beslenmeniz, diyetiniz, genel alışkanlıklarınız, buralarda da hızlı kararlar alabilirsiniz. Bu yeni ay mesela düzenli bir spor yapmak için, spora başlamak için sizi teşvik edebilir. Diyete başlamak için teşvik edebilir. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bununla ilgili belki şu ana kadar cesaret gösteremediğiniz bir konu bu. Bu yeni ay size bu özgüveni, bu cesareti verebilir. Sevgili akrepler. Evet, sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Yeni ay 5. evinizde doğacak. Keyifli bir yeni ay. Çok güzel, enerjisel anlamda sizi destekliyor, özgüveninizi arttırıyor. Sosyal hayatınızda canlanmalar olabilir, yeni tanışmalar, aşk ilişkileri, romantik konular veya eşinizle birlikte yapacağınız faaliyetler, birlikte yapacağınız aktiviteler, sosyalleşmek, seyahatler, geziler olabilir. Çocuk sahibi olmak konusunda da hızlı gelişmeler olabilir. Belki cesaretle böyle bir konu gündeme gelebilir. Hızlı bir şekilde çocuk sahibi olma konusunda adımlar atabilirsiniz. Veya evet, doğum olabilir. Şu anda bu yeni ay size bu olanakları sunabilir. Kendi bireysel anlamda kendinizi ifade edeceğiniz, daha toplumda daha cesur hareket edebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir süreç. Bu yeni ayın verdiği o özgüvenle şu ana kadar belki kendi kişisel istekleriniz, arzularınız için hep ertelediğiniz konularda daha rahat adım atabilir, artık harekete geçebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, önemli etki alan burçlardansınız. Lütfen yükselen burcu, doğum haritalarınızı, kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa o zaman bireysel etkilerimiz artıyor, biliyorsunuz. Bunu her zaman söylüyorum. Dereceler özellikle önemli çünkü. Evet sevgili oğlaklar, bu yeni ay döngüsü aileniz, yuvanız, yaşadığınız alanlarda bir yenilik getirebilir. Evet, artık belki uzun yıllardır yaşadığınız yerden şöyle bir ayrılmak, taşınmak istiyorsunuz. Belki artık aileyle yaşamak istemiyorsunuz. Genç bir oğlaksınız, kendi evinize geçeceksiniz veya yer değiştireceksiniz, taşınacaksınız. Yeni ev alabilirsiniz. Evinizi satabilirsiniz veya size ait mülkleriniz var. Bunları belki kiralayabilirsiniz. Satışları olabilir. Benzeri konular. Ebeveynlerinizle ilgili bazı hızlı gelişmeler olabilir. Aile düzeniniz, günlük hayatınızla ilgili özellikle aile içerisinde bazı yenilikler, heyecanlı gelişmeler olabilir. Bu dönemde aileyle daha fazla bir arada olabilir. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Belki evde çalışacağınız bir iş olacak. Home office bir iş ortamı kuracaksınız. Bir girişimde bulunacaksınız. Tüm bunları destekleyecek güçlü bir yeni ay dönemindesiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yeni ay özgüveninizi arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor. Yeni fikirler var, yeni projeler var. Evet, teklifler de olabilir. Bu yeni ay ile beraber bir anlaşma, bir sözleşme gündeme gelebilir. Ticari bir girişimde bulunabilirsiniz. Gerek ticari alanlarda, gerek eğitimle ilgili konularda veya kişisel olarak seyahatlere çıkabilir,
seyahat, tatil organizasyonları yapabilirsiniz. Bu yeni ay özellikle kardeşleriniz, yakınlarınız, komşu ilişkileriniz buralarda da hızlı ve ilginç gelişmeler ortaya çıkarabilir. Yeni tanışmalar da söz konusu olabilir sevgili kovalar. Yeni şeyler öğrenmek, bazı eğitimlere başlamak için de bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç yeni ayı ikinci evinizde doğuyor. Parasal konularda hızlı gelişmeler olabilir bu dönemde. Size parasal kaynak getirecek dönüşümler de olabilir. Aileden gelebilir bu destekler veya toprak, emlak, mülkler, gayrimenkul bunlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. İşiniz yok, belki bir iş bulacak ve artık para kazanmaya başlayacaksınız. Parasal kaynaklarınızı ya da mal varlıklarınızı değerlendirebilirsiniz. Bazı yetenekleriniz var, bunları değerlendirip bir şekilde bir para akışı elde edebilirsiniz. Parayı daha fazla düşüneceksiniz, evet bu yeni ay döngüsünde. Ama bütçenizle de ilgili önemli kararlar verip yenilenmeler, yeni düzenlemeler de yapabilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.